Saygıdeğer kardeşlerim, 1159 ada 33 parsel, 35 bin metrekare. Söylentilere göre Nisan'da, Haziran'da kazma vurulacak. Biz de bir araştırma yapalım dedik. Parselimizi gezdik. Parselimizi gezdiğimizde vatandaşlarla konuştuk. Kentsel dönüşüm istiyor musunuz? Evet. Peki kaç metre tapum var? 220 metrekare. Kaç tane dairem var? 4 tane. Bir de dükkanı var vatandaşın. Peki ne düşeceğini biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Kentsel dönüşümde bunların hepsini bize vermeyecekler mi? Hayır abi. 220 metrekare tapum var. 440 metrekare inşaat hakkım var. Yani sana 220 metrekare 2 tane daire verecekler. 110 metrekareden. Sakın ha, kimse bana kentsel dönüşme gelmesin diyor vatandaş. Sevgili kardeşlerim, parsellerimizi imza toplayan kardeşlerime söylüyorum. Önderlik yapan, öncülük yapan kardeşlerimize söylüyorum. Vatandaşlara anlatın. Ne olduğunu anlatmadan imza topladık, kentsel dönüşüm yapacağız. Belediye gittik, kentsel dönüşüm çalışması yapılacak. Belediyeyi de meşgul ediyorsunuz. Parsellerin bölünmesini de engel oluyorsunuz. İnsanların hayallerini de kırıyorsunuz. Yapmayın sevgili dostlarım. Doğruyu anlatın. Doğru bir tane. Buradaki imarımız belli, emsalimiz belli. Sadece hisseli tapularda olduğumuz için orta az. 300 kişi, 500 kişi. Biz bundan kurtulmanın yoluna gidelim. Emin olun, %90'ı istemez. Bu benim söylediklerimi duydukları anda kesinlikle biz kentsel dönüşüm istemiyoruz kardeşim. Bizim parsellerimiz bölünsün. Ondan sonra başlıyorlar. Ümran'daki imar ekseni gösteriyorlar. Eksendeki imar istiyorlar. Buradan Sayın Başkanıma sesleniyorum. Sayın Başkanım, Üsküdar'ın imar sevdalısı emlak uzmanını dinleyin. Parselleri bir an önce bölün. İmza falan da istemeyin. İmza isterken inanın hiçbir şey başaramayız. Ve 30 yıldır çözülemeyen imar sorununu daha çok karmaşık hale getiririz. Burada en büyük kayıp kime olur biliyor musunuz? İnsanımıza olur. Olası bir Marmara depreminde çok büyük hasar görürüz.